Herkese merhaba. Beyin Matematik Okulu'na hoş geldiniz sevgili gençler. Bugün yüzde problemleri konusuyla devam ediyoruz. Geçen haftaki videomuzda yüzde hesaplamayı yapmıştık. Eğer yüzde hesaplamayı bilmiyorsanız bu problemler konusunda zorlanabilirsiniz. Hem o videomuza hem de spoiler yayınlara, sene başından beri hazırlamış olduğumuz tüm videolara aşağıdaki açıklama kısmına eklediğim linkten ya da şu an sağ üst köşedeki i butonuna basarak ulaşabilirsiniz. Tabii yeni videoları da kaçırmamak için aşağıdan zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açabilir. Kanala destek olmak için beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Her zamanki gibi önce mutluluk, sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. İlk olarak geçen haftaki videomuzun sonunda sorduğum sorunun cevabını bularak başlayalım. Yüzde hesaplamayla ilgili bir soru sevgili gençler. Bu videonun sonunda yine konuyla alakalı sürpriz bir soru var. Onu çözebilirsiniz. Cevabınızı yoruma yazarsınız. Hemen bakalım. Sorumuzda bir futbol takımından bahsediyor. Maçta 11 oyuncu oynuyormuş. 7 tane yedek, 21 tane altyapı varmış diyor. Buna göre bu futbol kulübünün altyapı oyuncu sayısı toplam oyuncu sayısının yüzde kaçıdır? Önce toplamı bir bulalım. 11 burada, 22 burada, 33. 7 ekle 40. 40 oyuncu varmış. Bak şöyle diyorsun. 40 oyuncunun 22 tanesi altyapıdaysa bu yüzde kaça denk gelir? Ne yapıyorduk? Çapraz çarp. 40 çarpı x 100 çarpı 22 eşit. Sadeleştirelim. 0, 0'ı götürsün. Sonra 4'ü 10'a böl. Her birini 2'ye böl. Buradan 5, buradan 2 kaldı. Sonra da istersen uzatmayı yazabilirsin. Burası 2 çarpı x. Burası 5 çarpı 22 kaldı. 2'yi 22'ye böl. Burada x kaldı. Burada 5 çarpı 11 kaldı. Bu da 5 kere 11, 55 cevabını verecektir. Cevabımız %55 A şıkkı oluyor. Şimdi de konumuza gelelim. Bol örnekli bir video olacak. Size de sorularım olacak ilerleyen dakikalarda. Bu açıdan iyice dinliyoruz. Şimdi başlamadan geçen haftaki videomuzda yaptığımız konuyu size kısaca hatırlatayım. Bir sayının yüzdesi nasıl bulunur? Mesela dedik size 20'nin %40'ı kaçtır dedi. Ya da şöyle düşünebilirsin. 20 liram var, %40'ını harcadım. Ya da 20 liram vardı, %40 arttırdım gibi farklı şeyler sordu size, ne yapacaksınız? 20'nin %40'ını bulmanın iki yöntemi vardı. Birinci yöntem, bunu kesire çevir, 40 bölü 100. Sonra bunu 20 ile çarp. İkinci yöntem, %40'sa 20'de kaça denk gelir deyip çapraz çarparak yapmak. Ben daha çok bunu öneriyorum. 100 çarpı x, 40 çarpı 20 diyorsun. Sonra 0, 0, 0, 0'ı götürdü. Burada x eşittir. 4 kerikten 8 kaldı. Yani 20'nin %40'ı 8'miş. 2. %40'ı 20 olan sayı kaçtır diye sorsa. Bu sefer tersten soruyor. Bak. %40'ı 20 ise kendisi kaçtır diyorsun. Yine çapraz çarpıyoruz. Olay bu. Şimdi bu sorumuza bir bakalım. Nerede ne kullanacağız birlikte karar verelim. İşte problemlerde de size ya bir ana sayı verir, yüzdesini bulursunuz, probleminizi buradan devam ettirirsiniz. Ya da bir sonuç verir, bu bir sayının yüzdesidir, size ana sayıyı sorar. Burada sorunun gidişatına zaten ne demek istediğini anlarsınız. Bunun dışında problemlerle alakalı anlatacak bir şey yok. Neden? Siz bir problemi çözerken önce sağlam bir şekilde okuyacaksınız, size ne vermiş bakacaksınız. Sonra çözüme gidecek adımı kafanızda canlandıracaksınız. Doğru şekilde çözdükten sonra probleminizi kontrol edeceksiniz. Olay bundan ibaret. Şu sorumuza şöyle bir bakalım. Problemimizi birlikte çözelim. Su ve limon suyu karıştırılarak su ve limon suyu LS diyelim hazırlanıyor. Hazırlanan 20 litre limonatanın %45'i limon suyudur. Hemen ilk adımda şöyle soruyu buradan ayırabilirsin. İlk durumda. Bu limonataya 5 litre daha limon suyu ekleniyor. Buna göre son durumdaki limon suyunun yüzdesini soruyor. Burada yapman gereken ilk durumdaki oranları bulmak. Bunu yapmak için şöyle yazmayalım. Burası su, burası limon suyu olsun. Tamam. Neydi? Toplam 20 litreydi, değil mi? %45'i limon suyuysa 20'de kaçı limon suyu? Çapraz çarp. 100x eşittir 45 çarpı 20. 0, 0'ı götürdü. Sonra bu 10 ile 45'i sadeleştirebiliriz. 5'e böl. 2x. 45'i 5'e böl. 9 çarpı 2. Sonra bu ikiler de birbirine götürsün. X eşittir 9 olduğu. Demek ki neymiş? 9 litresi limon suyumuş. 9 litresi.
9 litresi limon suyuysa ne kadar su vardır? 11 litre su vardır. LT diyelim karışmasın. Toplamda ne yapıyor zaten? Bakın 20 litre yapıyor. Tamam. Ne diyor? Limonataya 5 litre daha limon suyu ekleyeceğiz. O zaman yeni durumda ne olacak? İkinci duruma geçiyoruz bakın. Su, limon suyu. İkinci durum değerlerini yazalım. Su miktarı değişmiyor. Yine 11 litre. Ama limon suyu miktarı 9 iken 5 litre ekle 14 litreye çıkıyor. Tamam. Burada toplamı bulalım. 11, 14 daha 25 litre. Tamam, artık soruyu buradan çözeceğiz. 25 litrenin 14 litresi limon suyuysa bu yüzde kaça denk geliyor? Hemen yazalım. Oranımızı kuruyoruz. 25 litrenin 14 litresi limon suyuysa bu yüzde kaça denk gelir? Yine aynı oranı kurduk. Çapraz çarp. 25x eşittir 100 çarpı 14. Burada 100'ü 25'e böl. Burada 4, burada 1 kaldı. Buradan da 1 kere x. X, 4 kere 14, 56 yap. Cevap neymiş? %56 diyoruz. Burada verilen sayıdan sonuç bulduk. Burada da verilen sayılardan yüzde bulduk. Ama yöntemimiz her zaman aynı. Evet, yeni örneğimizle devam ediyoruz. Bol bol örnek çözeceğim. Her örnek geldiğinde videonuzu durdurup sizin kendinizi test etmenizi istiyorum. Önce durdurun, şunu çözün bakalım. Ben başlıyorum. 2500 mililitre tuzlu su karışımının %80'i sudur. Bak, hikaye yine biraz öncekine benziyor. 2500 mililitrenin %80'i suymuş. O zaman ne diyeceğiz? %20'si de tuzdur. Tamam. Bu karışım ısıtılınca suyun %25'i buharlaşıyormuş. İsterseniz burada hikayeye devam etmeden önce gerçek değerlerini bulabiliriz. 2500'ün %80'ini ve %20'sini hesaplayabiliriz. Tuzu hesaplayalım, su daha kolay bulunur. %20 ise 2500 de kaçtır diyorum. Çapraz çarpıyorum. 100x eşittir 2500 çarpı 20. 2 sıfır. 2 sıfırı götürdü. Burada x kaldı. Burada 25 kere 20 kaldı. 25 kere 2 50. 500. Yani 500 mililitresi neymiş? Tuzmuş. 500'ü tuz ise 2000'i sudur. Hikaye devam ediyor. Bak, bu karışım ısıtılınca suyun %25'i buharlaşmış. Su ne kadardı? 2000. Hemen %25'ini hesaplıyorum. %25 ise 2000'de ne kadarı buharlaşmıştır? Çapraz çarp. 100x eşittir 2000 çarpı 25. Yine 2 sıfır. 2 sıfırı götürsün. Bu tarafta sadece x kalır. Burada 20 kere 25 yine 500 yapar. Demek ki 500 mililitresi ne olmuş? Buharlaşmış. Çıkar buharlaşan kısmı. Şu an 500 tuzumuz var, o duruyor. 150, yani 1500 kaldı şu an. Tamam, buharlaştıktan sonra şu an elimizde 1500 su, 500 tuz kaldı. Buna göre son durumda karışımın yüzde kaçının olduğunu bulun. Yani az önce suyla başladığı için yine suyu soruyor büyük ihtimal. Hesaplayalım. Karışımımız şu an ne kadar? 2000. O zaman ne diyeceğiz? 2000 mililitrelik karışımın 1500'ü su ise yüzde kaça denk gelir? Çapraz çarp. 2000 çarpı x eşittir 100 çarpı 1500. Tamam, sadeleştirelim. 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0 gitti. Karşıda ne kaldı? 2x kaldı. Bu tarafta 150 kaldı. Böl 152'ye, 75. Yani %75'i suymuş diyoruz. Buradan şöyle diyebilirsin. %75'i suysa %25'i de tuzdur diyoruz. Yani bu suyun %25'ini buharlaştırdığımızda oranlar şu şekilde değişiyormuş. Ne yaptık? İlk olarak değerlerini hesapladık. 2000'e 500 şuradan. Sonra suyu buharlaştırdık. Yeni değerleri bulduk. Sonra da bu değerleri yüzdeye çevirdik. Evet, yeni bir örnekle devam ediyoruz. Burayı ben değiştirdim. Daha kolay bulunur bir sayı haline getirdim. Durdurup çözmeye çalışın bakalım. Evet, başlayalım. Diyor ki kenar uzunluğu 10 santimetre olan karenin bir kenar uzunluğu %10 arttırılıyor. Son durumda karenin alanı yüzde kaç değişir? Tamam, bakalım, bir karemiz varmış. Bir kenarı 10'muş. Buradan alanı hesaplarsak alan eşittir 10 kere 10'dan 100 santimetre kare. Tamam, bu cepte. İkinci durumda karenin bir kenar uzunluğu %10 arttırılmış. O zaman önce onu hesaplayacağız ki %10 arttırırsak 110 olur.
O zaman 10 santimetrede kaç olur? Çapraz çarpıyorum. 100x eşittir 10 çarpı 110. 1020, 1020, x eşittir 1 kere 11, 11 santimetre oldu. Yani yeni kenarlarımızın boyu 11 santimetre olacakmış. Buradan alanı hesaplarsak 11 kere 11'den 121 santimetre kare. Santimetre kare. Artık bundan sonrası yüzde hesaplamak. Bakın 100 iken 121'e çıkmış. Yani yüzde kaç değişmiş onu bulacağız. 100 iken 121'e çıktıysa 100 iken kaça çıkar? Zaten buradan görmüşsünüzdür. Ne diyeceğiz? %21 artmış diyeceğiz. Eksi 100 olduğu için bu kolay. Mesela burası 100 iken 100 ise bu da 121 iken 100 olur. Mesela buradaki değer farklı olsaydı, mesela burası 50 iken 121 olsaydı çapraz çarparak deneyecektik. Ama burada hazır zaten verilmiş. Ne dedik? %21 artmıştır dedik. Evet, yine bir örnek daha durdurup çözelim. Evet, hemen bakalım. 25 santimetre uzunluğundaki bir lastik esnetildiğinde uzunluğu ilk duruma göre %65 artıyor. Buna göre bu lastik esnetildiğinde uzunluğu kaç santimetre olur? Ne yapacağız o zaman? %65 arttıracağız. Tek hamlede nasıl yapıyorduk bunu? 100 iken %65 artarsa 165'e çıkar. O zaman 25 iken kaça çıkar? Bu kadar. Çapraz çarpıyoruz. 100 kere x, 100x. 25 kere 160. Tabii ne yapmıyoruz? Bunları çarpmıyoruz, sadeleştiriyoruz. 100'ü 25'e böl 4. Kalanları yazalım. 4x eşittir 165. Burada da bölme yaparak buluyoruz. Şöyle kenarda bölebilirsiniz. 16'da 4. 4 kere var, 4 kere 4 16. 0, 0. 5'i aşağı indirdim. 5'te 4. 1 kere var, 1 kere 4 4. Çıkardım 1. 1 de yok. 0 koy, virgül koy. 10'da 4. 2 kere var. 1 kere 4 8. Çıkardım 2. 20'de 4. 5 kere var. Ne oldu? 41,25 çıktı. Yani 41,25 santimetre oluyormuş. Cevabımız C şıkkı olarak çıkıyor. Yok hocam ben böyle yapamıyorum dersen bunun şöyle hesaplayabilirsin. %65 ise 25'te kaçtır dersin. Bu işlemin sonucu da 16,25 çıkar. Oradan da 25'e eklersin. Yine aynı cevabı bulursun. Evet sevgili gençler, örnekler uzatılabilir. Kanalımızda bu konuyla ilgili birçok video da var. Onlara da bakabilirsiniz isterseniz. Şimdi ekranda gördüğünüz bu soruyu çözüyorsunuz. Cevabı yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Gelecek haftaki videomuzun başında yine bu sorunun çözümünü birlikte yapacağız. Ayrıca takıldığınız bir konuları paylaşmak istediğiniz bir mevzu olursa onu da bana yazabilirsiniz. Hemen ödevinizi vereyim. Beni spoiler yayınlarından takip edenler 169, 170, 171 ve 172'deki soruları çözüyorlar. Kendi kitaplarından çalışacaklar. En az iki test çözüyorlar. Anlaştık. Yeni videoları kaçırmamak için ekrandaki logodan kanalımıza abone olabilir, yanındaki kutulardan diğer ders videolarına ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz.